Şehri Gündem programı olarak İstanbul'da farklı bölgelerde ağız ve diş sağlığı alanında hizmet veren Beyaz Işık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne konuk oluyoruz ve yanımızda kurucularımızdan Tarık Işık Bey var. Tarık Bey, programımıza sizleri tanıyarak başlayabilir miyiz? 1980 Siirt doğumluyum. 2004 yılında Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Mevcutta İtalya'da Versilio Üniversitesi'nde implantoloji üzerine master yapmaktayım. Beyaz Işık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin kurucu hekimlerinden bir tanesiyim. Burak Arat ve Serdar Genç ile birlikte ilk şubemizi 3 yıl önce Zeytinburnu'nda, ikinci şubemizi Başakşehir'de ve son şubemizi Bağcılar'da açtık. Evliyim, iki tane çocuğum var. Tarık Bey, kurumunuzun kurulduğu günden itibaren bugüne kadar kat etmiş olduğu yoldan bahseder misiniz? İlk olarak 2014'ün Şubat ayında Zeytinburnu'nda ilk şubemizi açtık. Hastaların bize göstermiş olduğu ilgiden dolayı şubeleşmeye karar verdik. İkinci şubemizi Başakşehir bölgesinde, birinci etap, ikinci etapın olduğu bölgede Artarium sitesinde kurduk. Son olarak Bağcılar şubemizi kurduk. Peki Tarık Bey, vermiş olduğunuz sağlık hizmetleri hakkında bilgi verir misiniz? Klinik diş hekimliğinin verdiği tüm hizmetleri veriyoruz. Ortodonti, implantoloji, cerrahi, periodontoloji yani diş eti hastalıkları bilimi, çocuklarla ilgilenen pedodonti ve estetik diş hekimliği ile ilgili uzman hekim kadromuzla beraber tüm tedavileri eksiksiz yerine getirebiliyoruz. İmplant hakkında bilgi vermek istiyorum. İmplant çene kemiğinin içine yerleştirilmiş titanyum malzemeden yapılmış bir uygulamadır. Eksik dişlerin, kaybolmuş dişlerin yerine getirilmesi ve bu şekilde hastanın hem çiğneme kabiliyetini tekrar kazanması, estetik bozukluklarının tekrar düzeltilmesi için uygulanan bir uygulama. İmplant şöyle gerçekleşiyor. Hasta bize geldikten sonra bütün radyolojik tetkikler yapılıyor. Eğer uygunsa implant uygulaması yapılıyor. İmplantın kemikle entegrasyonu sağlandıktan sonra üst yapıya geçiliyor. Üst yapıda zirkonyum ya da metal destekli kronlarla sağlanıyor. Bu şekilde hasta istediği şekilde yemek yeme fonksiyonunu yerine getirmiş oluyor ve bizim sayemizde rahatlıkla gülmeye başlıyor. Diş beyazlatmanın faydaları hakkında bilgi verir misiniz? Diş beyazlatma iki aşamada gerçekleşiyor. Birinci aşamada plakları alıyoruz. Dişler üzerine yerleşmiş plakların uzaklaşmasını sağlıyoruz. Diş taşlarının uzaklaşmasını sağlıyoruz. İkinci aşamada kimyasal beyazlatmaya geçiyoruz. Kimyasal beyazlatmada hastalarımızın tütün ürünleri kullanmasından dolayı, çay içmelerinden ya da kahve içmelerinden dolayı mine ile dentin arasındaki tübülleri doluyor. Biz uygulamada kimyasal ajanlarla o tübüllerin açılmasına ve dişin doğal renge kavuşmasını sağlıyoruz. Hastalar bunu 2 yılda bir yaptıkları sürece her zaman beyaz ve güzel görünüşlere sahip olabiliyorlar. Tarık Bey, Beyaz Işık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak sağlık turizmi kapsamında gurbetçi vatandaşlarımıza ne tür hizmetler veriyorsunuz? Sağlık turizmi, Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği bir olay. Biz de akreditasyonumuzla bu işlemi aktif şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Hastalarımız bizimle irtibata geçtikten sonra ülkemize gelecekleri tarih ve saati bize bildirip biz de onları havaalanından almamızı sağlıyorlar. Havaalanından aldıktan sonra kliniklerimize getirip ilk muayenelerini yapıyoruz. Daha sonra yerleşmek istediği lokasyona göre otel ya da rezidansa yerleştiriyoruz hastamızı. Yurt dışından gelen hasta hem İstanbul'u gezmiş oluyor, tarih turistik yerlerini gezmiş oluyor hem de biz de onun o kısa sürede sağlıkla ilgili problemlerini halletmiş oluyoruz. En sonunda tedavi bittikten sonra tekrardan havaalanını bırakıp onları uğurluyoruz. Tarık Bey, başarınızda kurmuş olduğunuz ekibin katkısı çok büyük. Peki, kaç kişilik ekiple hizmet veriyorsunuz ve bu ekip oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Beyaz Işık Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri olarak toplamdaki 3 şubemizde 20'ye yakın diş hekimimiz, uzman kadromuzla beraber, 40'a yakın da yardımcı ve asistanlarımızla beraber toplamda 60 kişiyle hizmet vermekteyiz. Ve gelen hastalarımız internet üzerinden istedikleri hekime randevu alabiliyorlar.
ya da alternatif olarak telefonla randevu alabiliyorlar. Ya da kliniğimize gelip istedikleri hekimi seçip istedikleri zaman tarihe randevularını alıp tedavi hizmetlerimizden yararlanabiliyorlar. Peki Tarık Bey, sosyal sorumluluk projelerinizden bahseder misiniz? En büyük sosyal sorumluluk projemizden bahsetmek istiyorum. Gurur duyarak bahsetmek istiyorum bundan. Tüm şehit ailelerine implantta dahil olmak üzere tüm tedavilerini ücretsiz yapıyoruz. Bizi sadece arayıp randevu almaları ve bize gelmeleri yeterli oluyor. İşlem sonunda hiçbir ücretle karşılaşmadan en güzel, en kaliteli hizmeti onlara sunmak için elimizden gelen çabayı sarf ederek ve bize geldikleri için onlara teşekkür ederek onları uğurluyoruz. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Şu anda 3 tane Beyaz Işık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde 60'a yakın personelle halkımıza hizmet etmekteyiz. Son teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz. Uluslararası fuarlara katılıp en güzel tedavi yöntemlerini öğrenip hastalarımıza uygulamaya çalışıyoruz. İleriki aşamalarda İstanbul'daki lokasyonlarımızı artırmayı hedefliyoruz. En uç hedefimiz Türkiye'nin her yerinde Beyaz Işık ailesi olarak halkımıza hizmet etmek. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Beyaz Işık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak hastalarımızın rutin olarak 6 ayda bir bizi ziyaret etmelerini istiyoruz. Ücretsiz muayenemizden yararlanmalarını istiyoruz. Ayrıca ağız bakımlarına özen göstermelerini, günde en az 2 defa dişlerini fırçalamasını istiyoruz. Ayrıca Beyaz Işık Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri olarak gurbetçilerimize de bir mesajımız var. Hem İstanbul'da güzel bir tatil geçirmek hem de diş sağlıklarına kavuşmak istiyorlarsa bizi ziyaret etmelerini bekliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.